İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Van'daki depremden 7 yıl geçti. Paşinyan, Karabağ sorununun gizli bir çözümü olamaz. ABD Başkanı danışmanının Ermenistan ziyareti sırasında ikili gündemin çok sayıdaki konuları ele alınacak. Putin-Trump ikili görüşmesinin günü belli oldu. Azerbaycan, Sentetiyen Belediye Başkanı'nın Arsa'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Fransız Büyükelçisi'ne protesto notası verdi. Türkiye, Hristiyan ve yerli halkların yüzlerce milyar dolarını yağmaladı. Güneşin Kızları filminin ilk fragmanı internette. Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 7. yılı. Depremin en fazla etkilendiği Erciş'te depremin izleri hala ilk günkü gibi. Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremin üzerinden 7 yıl geçti. Kimi yurttaşlar hala konteynerlarda yaşamaya devam ediyor. Merkez üssü Tabanlı köyü olan 7.2 büyüklüğündeki depremde 644 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Depremde en büyük zararı gören ilçe ise Erciş oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, geç müdahalesi ve bilinçsiz kurtarma yönetimi nedeniyle çokça eleştirilmişti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Van depreminin haberini alır almaz Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile birlikte Batı Ermenistanlı depremzadelere yardım etmek için Van Erciş'e gitmişti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Başbakan Adayı Nikol Paşinyan parlamentoda yaptığı açıklamada Ermenistan'da Karabağ sorununun halkın görüşünü dikkate almadan çözmek isteyen bir yönetimin bulunmayacağı vurgusunda bulundu. Nikol Paşinyan, Karabağ sorununun bu veya şu versiyonunun bizim için faydalı olup olmadığına karar vermede halkın görüşü önemli bir faktördür dedi o Karabağ sorununa gizli bir çözümün bulunmayacağından da bahsederek Karabağ sorununun gizli çözümü ki bir gün uyanmış ve bakmışız ki hop sorun çözülmüş böyle bir şey doğrusu olamaz ifadesini kullandı Paşinyan kendisinin pek çok kereler dediği gibi eğer müzakere sürecinde böyle bir seçenek oluşur ve kendisi de şahsen bunu bir seçenek olarak düşünürse o zaman bu seçenek halkın tartışmasına sunulmaya değerdir ve ilk faaliyetinde de bu olması doğaldır. Ben tekrar ediyorum, Karabağ hükümeti tüm sürece dahil olmadığı sürece biz sorunun çözümüne yakın olamayız. Ermeni tarafının yaklaşımı odur ki Karabağ'ın statüsü belirlenmeden sorunun çözümü hayal edilemez dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Agdalyan bugün gazetecilere verdiği briefingde ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 25 Ekim'de Ermenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. John Bolton'un başbakan, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterinin, Dışişleri Bakanı'nın ve Savunma Bakanı'nın vekilleriyle görüşmelerde bulunmasının öngörüldüğünü belirten sözcü Anna Nagdalyan, bu görüşmelerde ikili gündemin çok sayıdaki konularının ele alınacağını vurguladı. <Sessizlik> RBC, Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'a dayandırdığı habere göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paris'e gerçekleştirilecek ziyaret çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmede bulunacak. İkili görüşme 11 Kasım'da öngörülmektedir. Uşakov yaptığı açıklamada görüşmeler sırasında Paris'te Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümünü kutlayan faaliyetler çerçevesinde iki devlet başkanlarının görüşmede bulunması hakkında bir ön anlaşma sağlanmıştır. Bu ön anlaşmayı başkanımız ABD başkanının ulusal güvenlik danışmanı Bolton'la yaptığı görüşme sırasında onaylamıştır dedi. Trump ve Putin son kez 16 Haziran'da Helsinki'de bir araya gelmişti. Azerbaycan Sentetiyen Belediye Başkanı'nın Arsak'a yaptığı ziyaret nedeniyle Fransız elçisine protesto notası verdi. Fransa'nın Bakü elçisi Aurelia Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Sentetiyen Belediye Başkanı'nın Bakü'nün izni olmadan Arsak'a yaptığı ziyaret nedeniyle protesto notası verildi. Rian bildirdiğine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı duyuruda karalisteye Sentetiyen Belediye Başkanı Gael Erdriyoyu dahil etmeyi planladığını ve kara listenin Azerbaycan makamlarından izin almadan Dağlık Karabağ ziyaret eden yabancıları kapsadığını açıklamıştı. Kara listede yer alan kişinin Azerbaycan'a girişi yasaklanmaktadır. Fransa'nın Azerbaycan elçisi Salı günü Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Azeri tarafı Fransa temsilcisinin Azerbaycan çıkarları ile bölgesel bütünlüğe uymayan bazı adımları nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirdi. Aynı zamanda Sentetiyen Belediye Başkanı'nın Dağlık Karabağ gayrimeşru ziyareti nedeniyle resmi bir şikayette de bulundu. Kaynağın aktardığı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi protesto notu Büyükelçi'ye teslim edildi. Tarihe göre etnik temizliği her zaman ezilen halkların ve dini toplulukların değerlerine el konulması takip edecektir. Türkiye 1915-1925 yılları arasında Ermeni ve Rum yerli halkların da aralarında bulunduğu Hristiyanların 10 milyonlarca dolarlık emanetini el koydu. Türkiye tarafından Rum ve Ermeni değerlerinin gasp edilmesinin şu anki fiyatlarla en az 60 milyar dolar olduğu uluslararası insani yardım kuruluşları ve kaynaklarının özellikle UNESCO'nun raporlarında yer almaktadır. Bunlar arasında Antik Yunan ve Eski Ermeni devletlerine ait ikonlar, altın takılar, el yazısı kitaplar ve daha pek çok eşsiz tarihi eserler gasp edilenler arasında yer almaktadır. Görünüşe göre yabancı krediler almaya başladığı 1948'e kadar Türkiye bunların satılmasıyla sınırlı kaldı. 1918 yılında Sovyetler Birliği aşağılayıcı Brest Antlaşması'nı imzalamasından sonra Türkler 19. yüzyıl sonunda Batı Ermenistan'ın kurtuluşu için mücadele veren o bölgedeki on binlerce Rus askerlerinin mezarlarını yağmalayıp yok etti. Sovyetler Birliği'nin talebi üzerine Türkiye 1946-1953 yılları arasında yaklaşık 7 bin Rus asker ve subayın cesetlerini Sovyet Ermenistan ile Sovyet Gürcistan yetkililerine teslim etti. Fakat bunların büyük bir kısmı Türkler tarafından mundarlaştırılmıştı. Yunanistan ve yabancı ülkeler yakın tarihte Karadeniz bölgesindeki Yunan nüfusunun soykırım nedeniyle uğradığı zarar ile Akdeniz'in saflaştırılmış bölgelerinde Antalya, Belek, İzmir, Zımırnıya, Kemer'de oluşturulan tatil beldelerindeki zararı Türkiye'nin ödemesini talep ettiler. Avrupa Mahkemesi halihazırda 10 milyar dolarlık bir dava açtı ancak Türkiye bugüne kadar bu konuyu tartışmayı reddediyor. Aynı zamanda Türkiye hükümeti Rusya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne göre sadece Akdeniz kıyı bölgelerinde yıllık ortalama 10 milyar dolarlık kazanç elde etmektedir. Almanyalı arkeolog ve tarihçi Eberhard Paul'un değerlendirmesine göre 1910-1950'li yıllarda temelde Ermeni ve Yunan'a ait olan en az 10 binden fazla Hristiyan ve putperestlik değerler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya ve Fransa müzayedelerinde satıldı. 1974 yılı UNESCO verilerine göre şimdiki Türkiye tarafından işgal edilen Batı Ermenistan bölgesindeki 913 Ermeni tarihi anıtlarından 464'ü tamamen yok edilmiş, 252'si harabeye çevrilmiş, 197'sinin ise acilen restore edilmesine ihtiyaç var. Resmi Ankara, Ermeni kiliselerinin anıtlarının ve kalıntılarının sayısı ve statüsü hakkında bilgi vermemek için büyük çaba harcıyor tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi zordur. Çünkü 1987 yılında Ermeni eserlerinin sadece askeri yetkililerden izin alınarak ziyaret edilmesi hakkında özel bir sıkı yönetim yasası yürürlüğe girmiştir. İngiliz Independent gazetesi muhabiri William Talimbel, hiçbir Türk ve yabancı bilim adamı, Ermeni bölgelerinde bulunan anıtlarda arkeolojik araştırmalarda bulunmaya cesaret edemez diye yazmaktadır. İsmini belirtmek istemeyen bir diğer İngiliz arkeolog ise Türkiye'deki Ermeni bölgelerinde araştırmada bulunmak olanaksızdır dedi. Resmi olarak onlar mevcut değil ve mevcut da olmamışlardır. Eğer örneğin bağımsız arkeolojik araştırma için izin aldığınızı varsayalım. Ermeni olup olmamanıza bakılmaksızın sizin peşinize düşecekler ve siz izleneceksiniz. Türkiye'de yerli halkın kültürel mirasını yok etmek ve olası halinde onları satmak gibi tüm bu adımlar devlet düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Eva Husson'un yönetmeliğini üstlendiği IŞİD'e karşı savaşan Kürt ve Ezidi kadınları konu edinen Güneş'in Kızlar isimli filmin ilk fragmanı yayınlandı. Başrolde yer alan İranlı aktöriz Goldshift'ten Farahan, Filmde bir Kürt kadın taburunun başkomutanı olan Bahar'ı canlandırıyor. Murhua filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüyle ödüllenen Emmanuel Barko ise filmde Matilde isimli bir gazeteciyi canlandırıyor. Yönetmen Husson, Suriye ve Irak'ta gerçekleşen IŞİD askerleri tarafından rehin alınan ve kaçmayı başarıp geride kalan esirleri kurtarmak için de karşı silahlı mücadeleye girişen ezidi Kürt kadınların bu rehin alınma sürecinde maruz bırakıldığı, istismar edilme, zorla alıkolunma, tecavüz gibi haberlerin kendisine film yapmak için esin kaynağı olduğunu belirtti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masunk adlı topluluktan Ligili adlı eseri sunuyoruz. Film tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.